Sen ne zaman başladın abi işe? 1952'de Kaç yaşındaydın o zaman? 14 yaşındaydım. Hangi ustanın yanında başladın? Şifilis'in yanında başladım. 2,5 lira haftalıkla. Ne bereketli paraydı biliyor musun hoca? 2,5 lirayı hafta yiyeceksin. Orada 1 lirasını artıracaksın, babaya göndereceksin Sivas'a. Evet. O zamanlar paranın değeri farklıydı değil mi? Evet. O zaman gidiyor. Kaç sene adam oldu? Şu anda 86 yaşındasın değil mi? Evet, 86 yaşındayım. Yani bir fiilde bu işin içindeyim hocam. 72 senedir protez, ortez protez. Aynen öyle hocam, aynen öyle. Ama şöyle diyeyim hocam. Bu bende bir para hırsı değil ama mesle başı. Hakikaten diyorum. Mesela ben şimdi kafamda yarın yapacağım işi gece düşünürüm. Acaba nasıl yapsam nasıl olur, nasıl yaparsam daha iyi olur. Ve onu sabahleyin kalkar kalkmaz, çocuklarla yine ben giderim. Kafamdaki planladığım işi organize etmeye çalışırım. Bu benim için çok ayrı bir özelliği var hocam. Ya senin gibi usta az kaldı aslında, hatta kalmadı. Bir şey demiyorum, ben kendimle methetmeyeyim. Fakat hakikaten bugünkü zamanda insanlar, tabii herkes mesleği yapıyor da, mesleği aşkla yapmak başka, para hırsı için yapmak başka, vicdanı hisleriyle yapmak başka. Hakikaten abi, bu yaşta aslında bu işe hala devam etmek çok kolay değil herhalde değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Çoğu insan yani, emekli olmayı... Herkese nasip olmamıştır. Emekli olmuştur hocam, şöyle diyeyim ben. Allah'a şükür parasal bir şeyim yoktur, kira veriyorum, ufak tefek kira alıyorum. Ama ben sabahleyin gidip de dükkandaki o işimi yaparsam mutlu oluyorum, rahatlıyorum. Eyvallah ki bak. Bazılarının hobisi işidir, senin de işin hobin galiba ya. Yani. Aynen öyle. Aynen. Başka aynen öyle. Ne kahvemiz var, ne şey. Yok kahve. Çocukluğumda gitmişimdir o bekar hayatımda. Ana yok, baba yok, nereye gideceksin? Kahve gideceksin. Fakat oradan Allah'a şükür belki 40 yıl var ki değil, 60 yıl var ki ben oradan uzağım. Senin çocukların da eğittin aslında. Sen çocukları da... Çocuklarımla çalışıyorum işte. Yapıyorlar, yapmıyor değiller Allah'a şükür. Ya işte Allah sağ... Ben şöyle diyeyim hocam. Her şey şu, beyinle bitiyor. Ben ilkokulda da çok zeki bir talebeydim hocam. Hiç unutmuyorum. Ben diplomamı aldım. Babamı çağırdı, öğretmenim. Ethem Göçkün diye bir, o zaman 50'lerde, 48'lerde. Grand tuvalet giyerdi, kolalı gömlek, kravatlı idi. Köyün başında bir öğretmen. Babamı çağırdı, dedi ki, hiç unutmuyorum ben hocam. Hoca dedi, Ahmet çok zeki bir çocuk dedi. Köyün başında dedi, tutup çoban yapmayacaksın, çiftçi yapmayacaksın dedi. İnan böyle. Okutacaksın dedi. İstiyorsan benim yardımcı olayım dedi. Onlar konuşuyor, ben peşten sen gidiyorum. Babamın ne cevap vereceğini merak ediyorum. Okumak istiyorum. Babam şöyle dedi, öğretmenim dedi, ben köyün başında dedi, kalemini alıyorsam defterini bulamıyorum. Ayağına bir lastik alıyorsam çorabını bulamıyorum dedi. Ben dedi İstanbul veya büyük şehirde nasıl okuturum bunu dedi. Hadi ben okusam dedi, o anası acaba şu sevdiği bu yavruyu dedi, yanından ayırır mı dedi. He vallahi söyledikleri bu oldu babamın. Ama Cenab-ı Allah bana çok güzel bir meslek nasip etti hocam. Ben köyden gelmişim. Ben bir iş arıyorum. 14 yaşındayım ya. Mesleğim yok. Benim ne olur? Bu kadar ortamda berber olur, demirci olur, marangöz olur, bakkal olur. Sayabildiğin kadar say. Ama Türkiye'de bir tane olan Şifidis'in yanına bana Cenab-ı Allah bir çıraklık nasip ettiyse bu Allah'ın lütfu hocam. Hakikaten.
Böyle yaptığı işin ne anlama geldiğini bilen adam çok fazla değil. Sen yaptığın işin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorsun. Ve aynen onun hakkını hep yerine getirdim. Ben seni aynen yaklaşık 30 senedir tanırım Ahmet abi. Aynen. Allah, Allah yolunu aç kesin. Allah uzun Allah ömür versin. Allah razı olsun. Allah herkese sağlı sıhhat versin. Fakat ben bu işi hakikaten babamı köye git, köyde getirmişim, doktora götüreceğim. O arada da yanımda geldi oturdu. Biraz gelen giden oldu. Hakikaten böyle. Onlar gittikten sonra babam bana şöyle dedi, Allah nuru içinde yatsın. Ahmet sana bir şey söyleyeceğim yavrum dedi. Buyur baba dedi. Şurada geldim dedi, yarım saat, bir saat oturdum dedi. Gelenlere bir baktım dedi. Hepsi sakat insanlar dedi. Onlar da dedi, para konusunda şu elini vicdanından ayırma dedi. Bu benim babamın bana en güzel bir tavsiyesi, nasihatı. Kimisinin ayağı yok dedi, bakıyorum iki koltuk yine. Kimisi dedi, ne kullanıyorsa yarım yamalak yürüyor dedi. Bu adamlar bu parayı nasıl kazanmasınlar? Bu köyden gelen her babanın evladına verilmiş bir nasihat, öğüt olamaz. Hakikaten. Nur içinde yazın. Allah yattığı yeri cennet mekanı etsin. Senin gibi güzel insanlar, güzel anne babalardan. Ve bu hakikaten çok önemli hocam. Yani temiz insanların temiz olabilmesi için temiz anne, temiz baba olursa olur. Yoksa karışık oldu muydu, o temizlik olmaz hocam. Ben öyle diyorum. Allah hepimizin yolunu açık etsin. Amin canım. Allah razı olsun. Sağlık, sıhhat versin abi sana da. Hocam ben çıkayım da.